Evet, Yılmaz Hocam katılmış. Şimdi ben ona, evet. Hocam sesim geliyor mu sana? Geliyor, gayet iyi Mustafa'cığım. Merhabalar. Kolay Merhabalar hocam, gelsin. merhabalar. Hamdolsun iyiyim hocam. Altyapı maçlarını izlemeye gittim geldim. Şimdi hocam, sana önce kadroları söyleyeyim. 3-4-1-2 ile oynuyor şey, Beşiktaş. Bende var, bende kadro var Mustafa'cığım. Arkadaşların da bilmesi açısından buradan söyleyeyim. Evet, söyle abi. Ersin var. Serdar Saatçi, Wellington, Umut Meraş var defansın üçlüsünde. Kenan Karaman var sağ kanatta. Niye var onu ben Emirhan var. bilmiyorum. Sana soracağım onu. Joseph de Souza, Emre İlkan ve Rıdvan var. Rıdvan da sol kanatta oynuyor. Sol açıkta oynuyor orta sahanın solunda. 10 numara Evet. pozisyonunda Gezal oynuyor. Yani forvet arkası. İleride de Larin ve Batshuayi oynuyor. Evet. Gol kaçırma makinesi Batshuayi. Ve sağ tarafta Kenan Karaman. Stoperde de büyük ihtimalle Vida'nın olmaması sebebiyle Umut Meraş oynuyor. Niye oynadığını ben de anlamadım gerçi ama tamamen şeyden dolayı diye düşünüyorum. Çünkü Vida'nın babasının rahatsızlığı ve şeyin de cezalı olması sebebiyledir diye düşünüyorum hocam. Evet. Şimdi Fenerbahçe'ye geçiyorum. Altay, Nazım, Tisserand, Novak, Ferdi, Tamam sen söyle o zaman Luis hocam. Gustavo, Mihail Zak, İrfan, Mert Hakan, Rossi, Serdar. Aynen öyle. Evet. Düşüncen nedir hocam? Şimdi Mustafa, ben kadroya baktığım zaman şunu gördüm. Bir defa üçlü oynamak çok büyük risk. Ben daha önce çok oynattım. Üçlü oynatmak gerçekten kolay değil. Özellikle Umut Meraş ve Serdar gibi yeni tecrübesiz 18 yaşına yeni girmiş bir çocuğu. Sol tarafta da stoper özelliği olmayan Umut Meraş'ı oynatmak Beşiktaş açısından inanılmaz riskli. Beşiktaş bugün Kenan'ın da sağ beke çok yaklaşmayacağını, çok devamlılığı, dayanıklılığı, hani daha çok hücuma dönük ileri üçlünün sağında solunda oynayan bir adam. Ben şunu gördüm. Bir defa Valerian İsmail'i gözünü karartmış, inanılmaz bir hücum takımı çıkarmış. Emirhan, Kenan, Rıdvan, Gezal, Batshuayi, Larin diye düşündüğün zaman Beşiktaş hücumda inanılmaz bir zenginlik yaşayacak, ama defansta da acayip derecede açık vereceğini tahmin ediyorum. Çok gollü olacak. Fenerbahçe bu defansı benim gördüğüm kadarıyla paramparça etmesi lazım. Bu defansı çok pozisyon bulacaktır Fenerbahçe. Josef'i tekli gibi çok çıkarmadan sağlam oynatacak. Emirhan'ın oyun kurucu özelliğinden faydalanacak. Topa sahip olacak. İleride basmak isteyecek. Öyle gözüküyor bu şeyi. Beşiktaş tamamen futbol oynamaya çıkmış. Seyirciye iyi maç göstermeye çıkmış. Tamamen galibiyet üzerine kurulu bir takım çıkarmış. Çok atar, çok yer bu takım. İnanılmaz maç olacak. Top bir o kalede, bir o kalede olacak Mustafa. Fenerbahçe belki sürpriz bir kadro çıkarmış. Nazım Sağbek'te biliyorsun Nazım uzun süredir oynamıyordu. Fenerbahçe bu kadroya rağmen, bu kadroya defansı sağlam tutan, defansif özelliği daha iyi olan Nazım'ı oynatmış. Osayi Samuel sakat mı bilmiyorum, yedeklere bakamadım. Tisserand, Novak, Ferdi ile biraz defansı sağlam almış. Yine Ferdi'nin çıkışlarından faydalanacak. Luis Gustavo'nun kesici özelliğinden, ama Mihai Zak'ın hücuma dönük iki taraflı oynayan özelliğinden faydalanacak. İrfan, Rossi, Serdar bugün çok pozisyon bulabilir. İnanılmaz pozisyonlar bulacaktır. Mert Hakan'ı hücuma dönük oynatmış 10 numara gibi. Onu da defansın hemen önüne çekecektir. Fırsat buldukça çıkaracaktır. Benim tahminim vallahi inanılmaz bir maç olacak Mustafa. Ben çok gol bekliyorum ya. Yani iki takım da çok hücum ağırlıklı çıkmışlar. Çok güzel maç olacak ya. Ben de çok benzetiyorum da ben Beşiktaş'ın forvetinde Batshuayi'nin olması, yani şimdi çift forvet göreceğiz bilmiyorum. Genelde tek forvet gördüğümüzde saç baş yolduran bir oyuncuydu. Hani Batshuayi'nin mesela forvette verdiği verim, Kenan Karaman'ın kanatlarda verdiği verim, Umut Meraş'ın stoperde ya da sol bekte de olsa fark etmiyor benim için de Verdi verdiği verim Mersin amatöründeki gençlere umut olması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Şimdi
Umut Meraş buralara gelebiliyorsa bizler de gelebiliriz. Ya da Kenan Karaman buralara gelebiliyorsa bizler de gelebiliriz. Batshuayi şu haliyle burada oynayabiliyorsa bizler de oynayabiliriz. Çünkü gol atmadan sadece penaltı atmayı öğrenerek bir de koşmayı öğrenerek şey yapabilirsiniz yani. Buralara kadar gelebilirsiniz diye düşünüyorum en azından. Şimdi Batshuayi varsa oynatırsın Mustafa. Batshuayi kötü adam değil ama çok gol kaçıran, pozisyonlara girip çok basit harcayan, kuvvetli, çabuk, dikine oynayabilen bir adam. Ama inanılmaz derecede saç baş yolduran, yaratıcılığı, yeteneğe sınırlı bir adam. Yoksa bu kadar süratli, çabuk adamın İngiltere'de çok iş yapar. Hele Türkiye'yi kasıp kavurması lazım. Ben açıkçası onu az şey olarak, forvet olarak düşünmüyorum da Batshuayi'nin yanına böyle Mario Gomez gibi daha golcü bir isim bulabilirsen o karıştırıp o atabilir gibi pozisyon olur ama Beşiktaş'ta şu anda Larin abi, var. Larin de öyle şu anda Larin var. Şu andaki kadroda bana göre Gezal'ı forvet arkasına çekmiş 10 numara gibi. Evet. Fenerbahçe'nin bak şu Batshuayi, Gezal, Larin üçlüsü Fenerbahçe'nin defans arasında Nova'nın olduğu bölgeyi, Ferdi'nin olduğu bölgeyi çok iyi kullanacaklarını tahmin ediyorum. Ama dönen toplarda da Beşiktaş'ta şimdi Serdar, Wellington, Umut'un üçlü defans oynama şeysi bana göre hiç gerçekçi değil. Umut Meraş'ın bölgesine özellikle hani Rıdvan'ın da soldan bindirmeleri meşhurdur biliyorsun, çok iyi. Ben beğeniyorum ama dönüşleri Rıdvan'ın da o kadar iyi değil. Arkasında çok iyi olmayan defansif anlamda bir Umut Meraş var. Onun da çok katkı sağlayacağını, hani defansif anlamda belki sabit belli noktalarda, belli bölgelerde etkili olabilecek bir adam ama ileri çıkayım, destek olayım anlamında yok. Şimdi Rıdvan bindirdi. 60 metre arası olursa Umut Meraş'la nasıl kapatacak o arayı abi? Aynen öyle. Çünkü Umut Meraş çok bindiren bir adam değil. Çok böyle destek olan. Ha, oraya kim girecek? Daha çok çizgi, Josef'i çizgi o iki Rıdvan'la Umut Meraş arasında görürsek şaşmayalım. Bence Josef'i biraz çizgiye yakın oynatacak. Emirhan'ın da topa basmalarını, topu tutmak açısından, Emirhan'ın belki defansif anlamını bilmiyorum ama hücum anlamında çok iyi, ayaklarına hakim bir adam. Yani Beşiktaş Kenan'ın golcülüğünden faydalanacak, fırsatçılığından faydalanacak ama Kenan bir kenar adamı değil. Yani çok kenarda verim veren bir adam değil. Bana göre Beşiktaş çok büyük risk almış, tamamen hücuma dönük takım çıkarmış. Ha, diyeceksin kim oynatacak? Yani Beşiktaş'ın kadrosu da çok böyle. Mesela diyelim ki Larin'i oynatmadın, Güven'i oynattın. Ya Güven de çok güven veren bir futbolcu değil. Şimdi, yani Beşiktaş'ın kadrosu çok. Şimdi şöyle de bir sıkıntı var Beşiktaş'ta. Larin de bu sene gidecek. Güven de şu anda sözleşme imzalamadı. Yani 11 garantisi istiyormuş. Öyle bir garantiye verilebilecek bir oyuncu olmadığı için büyük ihtimalle o da girecek. Batshuayi de gidecek. Bunların ya Güven'in hepsi 11'i bir garanti verecek bir hoca tanımıyorum ben. Yani bir öyle bir hoca bunların yok. Hepsi, bunların hepsi gidecek oyuncular olduğu için çok verim alabileceğini düşünmüyorum ama Beşiktaş'ın gol yollarında en büyük etkisi bence Gezal olacaktır diye düşünüyorum. Senin kesinlikle. Şimdi Gezal oyunu çevirirse, Emirhan'ın sürpriz girişleri çevirirse bir şey diyemem. Josef'in yan toplardaki üstünlüğü, Umut Meraş, Serdar İlkan'ın üstüne, yani Fenerbahçe defansında Tisserand çok iyi, yüksek hava toplarında iyi. Novan ayağı iyi, Ferdi ile çok iyi o bölgede iyi pas trafiği yapabilirler ama defansif anlamda çok sağlam değil ikisi de bana göre. Beşiktaş'ın, Larin'in, Batshuayi'nin, Gezal'ın o bölgeyi özellikle Fenerbahçe'nin sol tarafını çok iyi kullanacaklarını tahmin ediyorum. Nazım'ın bölgesinden ziyade Ferdi ve Novak tarafından çok gelecek. Sağ tarafı çok kullanacaklar. Benim tahminim o. Fakat şimdi Fenerbahçe'nin de İrfan gibi son derece formda, yaratıcı, iyi bir oyuncusu var. Rossi gibi dikin oynayan, çabuk aralara sızan, Serdar Dursun gibi arada da bir olsa hani kuş taşa değdi mi, taş kuşa mı değdi derler ya. Evet. Hani kuş taşa değiyor. Bazen Serdar da sakar makar ama fena değil. Yani iyi bir santfor olsa bugün Fenerbahçe Beşiktaş'ın bu defansını paramparça eder ama Serdar Dursun biraz dengeyi sağlıyor. Peki, iki sorum daha var hocam. Hızlıca cevaplayalım. Bundan sonra biz maçı izlemeye başlayalım. Maç sonrasında arkadaşlar da şey sormuş. Sergen Yalçın'ı sormuş. Onu bir dahaki maç sonrasındaki programa şey yapalım. Benim sorum şu. Maç skoru tahmininiz nedir hocam? Yani benim maç skoru tahminim bir defa 3.5 gol üstü olur. İki takım da gol atar, çok gollü maç geçer.
ilk golü atan büyük avantaj sağlar. Büyük avantaj sağladığı gibi farka da gidebilir. Yani bu ilk golü atmalarına bağlı. Ben çok gol bekliyorum ama. Kesin çok gol bekliyorum. Hakemin Trabzonsporlu bir sporcunun kardeşi olması, Fenerbahçelilerin buna şey yapması, tepki göstermesi sizin yorumunuz nedir? Arda kardeşler mi? Ben hakeme bakamadım. Kim Arda kardeşler mi? Arda kardeşler. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu lige yakışmayan tek hakem Arda kardeşler. Bunu adama bu maçı veriyorlarsa demek ki abi. Bir hakem daha var hocam. Adanalı. Ben ya önemli değil. Adanalı gene Feyzullah'ın oğludur. İyidir. Babası çok iyi futbolcuydu. Hani diyeceksin ki bunun da babası işte kaleci Eser galiba. Eser altı kardeşlerin oğlu galiba. Benim bildiğim eski Bursasporlu Eser'in oğlu galiba. Ali İpli demiş ki bol gollü olur demiş. 3-2 Fenerbahçe alır bence demiş. Bence çok gollü geçer. Yani kim alır? Bak şimdi Beşiktaş alamaz diye bir şey yok. Beşiktaş'ın hücum hattı çok çok sağlam. Yani inanılmaz hücum hattı var. Şimdi sen Batshuayi'den gol beklemiyorsun ya. Ben tam tersi Batshuayi'nin bugün çok iyi top oynayacağını tahmin ediyorum. Gol atar mı atamayabilir. Ama Batshuayi'nin Fenerbahçe defansını çok yıpratacağını, Gezal ve Lali'nin bu yıpratmalarda büyük pozisyonlar bulacağını tahmin ediyorum. Ama özellikle Beşiktaş'ın savunması, iki bekinin olmaması, Umut Meraş bek. Evet hocam gitti galiba. Geldi hocam. Evet. Beşiktaş defansta sorun yaşayacak. Hücumda alabildiğine iyi top oynayacak. Çok iyi sete dönük oyun oynayacak. Fenerbahçe'de daha çok defansif anlamda sağlam olacak. Dengeli çıkacak. Çok hızlı çıkışlar yapmayacak belki ama Beşiktaş defansın üstüne gittiği anda Fenerbahçe çok pozisyon bulacak. Yani top iki kale arasında gidip gelecek. Tamam, önemli değil. Devre arasında görüşürüz. Teşekkür ederiz. Maç sonunda mı görüşelim? Devre arası bir yorum yapalım. İlk yarı yorumlayalım. İkinci yarıda daha iyi olur. O zaman tamam dostlar, kardeş. Devre arasında buradayız. Eyvallah, görüşürüz Mustafa'cığım. Evet. Sağ ol.